Cenab-ı Hak yarattığı mahlukat içinde meleklerden de üstün insanı yarattı. İnsan kâmil olacak, arif olacak, şakir olacak, abid olacak, meleklerden daha öteye geçecek. Tezkiye olacak, tasfiye olacak. O şekilde bir Cenab-ı Hak'la bir dost olacak. O kalpte Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları tecelli edecek. Ayette Cenab-ı Hak insanın mazisinden başlıyor. Yani mazini bir insan. İnsan üzerinden henüz kendisini anlayan bir şey olmadı. Uzun bir süre geçmedi mi? Cenab-ı Hak kainatı halketti. Bu dünya insan için hazırlandı. İnsan bir endam aynası olarak hazırlandı. İnsanın ne ihtiyacı var? Cenab-ı Hak yaklaşan Cenab-ı Hak kul olabilmek için Cenab-ı Hak onların hepsini ihsan etti, ikram etti. Ondan sonra dünyaya tanzim oldu. Ondan sonra Adem ile Havva validelerimiz dünyaya indirildi. Bu yüzden bir insan nesli kıyamete kadar kıyamete devam edecek. Hepimiz Adem aleyhisselam'da kutlu olarak geliyoruz. Zamanımız, mekanımız, her şeyim kutlu olarak geliyoruz. En nihayet en son insandan sonra bütün kainat infilak edecek. Biz bir tomar kağıdı bürer gibi duracağız, eski haline getireceğiz buyuruyor. Bütün semavat, her şeyi eski haline getireceğiz buyuruyor. O zamana kadar insan devam edecek. Ondan sonra insanın diğer bir faslı başlayacak, insanın cinsin bir ahiret faslı başlayacak. O da zor bir fasıl. Peygamberlerin bile hesaba mecbur olduğu bir fasıl olmuş oluyor. Cenab-ı Hak cümlemizin yardımcısı olsun inşallah. Bütün mahlukat ilahi bir tanzimle halkedildi. İnsan ilahi bir lütfu daha kazanmadan, bir bedel ödemeden bir hiç olarak insan olarak dünyaya geldi. Yani insan bir mümin diğer mahlukatlara baktığı zaman bunu görecek, düşünecek, şükrü artacak. Ben bu gördüğüm bir hayvan gibi dünyaya gelebilirdim. Bak Cenab-ı Hak bana böyle bir üstün bir mevki verdi, insan olarak geldi. Benim vazifem nedir? Cenab-ı Hak buyuruyor, sizler yani Allah'ın şahitlerisiniz. Allah'ın dinini temsil edersiniz. Demek ki bizim vazifemiz de Cenab-ı Hakk'a kul olmak, liya'budun, Allah'a kul olmak, liya'rufun, kalpte Cenab-ı Hakk'ı tanıyabilmek, kalpten bir pencere açılması. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan allemül beyan. Rahman Allah yarattı. Büyük bir lütuf, Rahman sıfatı, bir merhamet. Halakal insan insanı yarattı. Kur'an'la ihticacı, Kur'an'la yaşayacak. Hayatının bütün muhtemel Kur'an-ı Kerim olacak. Allemül beyan, sırlar, hikmetler beyan insana veriliyor. Büyük bir lütuf. Fakat insan bu tahsili yapacak. Bu kalbin tahsilinde için bu duruma gelecek. İnce, hassas, vakar, güzel bir mümin olacak. Nasıl bir çiçek bahçesine gelen bir ferahlık gelir, bir huzur hali gelir, işte bir mümin de o hale olacak. Velhâsıl insan daima bir hiçliğinin idraki içinde yaşayacak. Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif dinliyoruz ama bunun manasını ne kadar dinliyoruz bilemiyorum. Cenâb-ı Hak büyük lütuf Süleyman Çelebi'ye. Mevlid başlandığında buyuruyor ki yine bir ikaz insanı Hak Teâlâ çün yarattı Âdem'i kıldı âlemle müzeyyen âlemi. Cenab-ı Hak Âdem'i yarattı, insanı yarattı. Fakat bu âlemi de insanla müzeyyen kıldı. Yani insan bu âlemi nasıl bir çiçek vesaire diğer güzel cemali manzaralar bir güzellikse insan onlardan daha güzel olacak. Daha güzel olacak ki insan mükerrem olacak, muhteşem olan cennete girecek. Cenab-ı Hak dost olarak girecek. Bir dostluk deyince la hafun aleyhim ve la hum yahsunun o zor zamanlar geçecek çok. Son nefes, mezar, kıyamet, hesap kitap buralarda korkmayacak, üzülmeyecek. Çünkü orada Cenab-ı Hakk'ın dostu olarak devam edecek. Cenab-ı Hak yine insana nimetlerimi sayamazsınız buyuruyor. Göklerde ve yerde ne varsa ve aralarında Cenab-ı Hak amade kıldı buyuruyor. İnsan düşünecek, güneş amade, ay amade, atmosfer amade, toprak terkibinden çıkanlar toprak amade. İnsanın bir şeyi de nisyandan geliyor. İnsan unutan varlık. Demek ki insan, nisyan aynı kökten geliyor, unutan bir varlık.
Demek ki insan Cenab-ı Hakk'ı unutuyor. Verdiği nimetleri unutuyor, kulluğunu unutuyor. Peygamberin halini, ahvalini unutuyor peygamberinin. Onun için tasavvufta ilk merhabe enaniyet bertaraf edilecek. فَلَمَا فُجُرَا وَتَقْوَا قَدْ اَفْلَا مَنْ زَكَّٰهُ Bu şekilde fucur bertaraf edecek, Hakk'a mesafe alınca Cenâb-ı Hak unutulmayacak. Bu unutma manası nisyan, bu fani can dostluk imtihanında olan insan, Rabbini hiçbir zaman unutmayacak, dost olacak. Zira o kulunun Cenâb-ı Hak her an yanı başında, zamandan, mekandan münezzeh. مُحَالَفَدُنْ لِهَوَادِسِ يَرَتْكَ benzememek. Onun için Cenâb-ı Hak, zaman, mekan yok. Kalp terakki ettikçe kul şunu idrak içinde olacak ve ve mahkum eyne mahkumdum nerede olursa olun o sizinle beraberdir. Kalbin bu mektebin tahsili bu. Diğer yüksek tahsil deniyor vesaire deniyor vesaire. Yani bu tahsil yapılırsa o dünyevi tahsilde de o tahsil yaptıran Cenab-ı Hak coğrafya o kaideleri koymasa üzerine yaşanır mıydı? Dünyanın dönü biraz hızlı olsaydı ne olurdu? Biraz eksik olsaydı ne olurdu? 23 derece olmayıp da düz olsaydı ne olurdu? Her şey insan vücuduna öyle. Bir spermden nasıl bir insan meydana geliyor? Nasıl bir cihazlar nasıl çalışıyor? Demek insan bir tefekkür sahibi olacak. Evladını şeklini, biçimini, kaderini anne baba mı veriyor? Daima kul aman ya Rabbi diyecek. Ben demeyecek, ya Rabbi sen diyecek. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Peygamber Efendimize kullara bir ikaz mahiyetinde ey Resulüm, kullarım sana beni sorduğunda onlara de ki muhakkak ben onlara çok yakınım kullarıma. Her zaman yanında. Zaman mekan yok çünkü. Yaratan o, yarattığının yanında olması en tabii bir şey. Muhakkak ben çok yakın, bana dua ettikleri zaman onların dualarına icabet ederim. Fakat bu icabet öyle olacak, onların kullarında benim davetim icabet bana inansınlar. Bu davet nedir? Kur'an-ı Kerim daveti, Rasûlullah'ın sünnet daveti. Ona icabet etsinler. Bu sayede onlar umulur ki doğru yola erişmiş olarlar. Hidayetini bulurlar. Tabi burada bu Cenab-ı Hak diyor, dostluk meydana gelecek. La ilahe Allah'tan uzaklaştıran bütün vasıflar kalpten silinecek. İllallah cemal sıfatından o kalp mazharı olacak. İşte o kalp la hafun aleyhim ve lahum yahsunun okul korkmayacak, üzülmeyecektir bu şeylerde. İbrahim Ethem Hazretleri diyor ki ilahi muhabbetteki vecd ve istirakımızı vuslatta tattığımız lezzet ve şevki müşahhas bir şey olsaydı, krallar onu alabilmek için bütün hazinelerini ve krallıklarından vazgeçerlerdi, feda ederlerdi. Yine Cenâb-ı Hak, Haşr Sûresi'nde bir ikaz var. Allah'ı unutan, Allah'ın kendini unutturduğu kişiler gibi olmuyor. Demek ki insan günah işlediği zaman Allah'ı unutuyor. Kalp öyle bir hayatın her safhasına zikir yayılacak ki, Cenâb-ı Hak unutmayacak. Ne buyuruyor Cenâb-ı Hak? Onlar ayaktayken, otururken yanlarında Allah'ı zikrederler. Bu zikrin neticesinde göklerin ve yerin ve içindeki derin derin tefekkür ederler. Ya Rabbi sen beni bu kainatı içinde bütün boşuna yaratmadın derler. Sebepsiz bir şey yok. Abes yok. O vecd ile ya Rabbi sen Sübhansın bizi cehennem azabından koru derler. Cenab-ı Hak böyle bir gönül kıvamı istiyor. İşte bu gönül kıvamı Cenab-ı Hak o zaman unutmayacak. Her an beraber olacak. Cenab-ı Hak da onunla beraber. Cenab-ı Hak Fatır Suresi 30. ayet bir hadiseyi bildiriyor. Cehennemlikler diyor ya Rabbi bizi çıkar buradan diyor. Çıkar ya Rabbi diyor. Biz pişman olduk diyorlar. Tabii her şey ayan orada. Aşikar. Cenab-ı Hak iki şey söylüyor. Sizi öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Öyle bir ömür vermedik mi? Her şeyi düşünüyoruz dünyada. Dünyanın fani olduğunu biliyoruz, her şeyi düşünüyoruz. İkincisi bir uyarıcı, bir peygamber gelmedi mi? Evet, ol Cenâb-ı Hak, geçti artık. Azabı tadın buyuruluyor. Daima hâsûbû enfüsüküm kabl en tuhâsûbû.
hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekin buyuruyor. Bir mümin her gün sabahleyin kalktığı zaman vel fecre Cenab-ı Hak düşünecek, bana ömür takviminden bugün bir yaprak açtı. Akşamleyin düşünecek, benim dilim, gözüm, kulağım nelere şahit oldu? Ağzımdan hayır mı çıktı, yoksa yanlış bir şey mi çıktı? Gözüm şeytani vitrinden mi seyretti, şeytani ekranları mı seyretti, yoksa rahmani vitrinler seyrederek tefekkür mü arttı, Allah'a mı yaklaştı? Kulaklar nelere şahit oldu? Gıybet, boş laflar vesaire. Yoksa bir sohbetler filan onlarla kulak müzeyyen hali mi geldi? Velhâsıl her gün bir boş sayfa dolduruyoruz. Cenab-ı Hak bir gün veriyor, o gün boş sayfa veriyor bize. Biz o boş sayfayı nasıl dolduracağız? Kiramen kâdim hemen havale ediyor dosyamızı. O gün başımda neler ya unuttuk birçoğunu falan. Orada kitabını oku, bugün nefsin kâfidir buyurulacak. Yani kul daima tefekkür edecek, kendi muhasebe edecek, Cenab-ı Hak'ın arzu ettiği bir kulluk yaşayıp yaşamadığını muhasebe edecek. Eğer boş şeylerle geçirmişse, dünyaya temalü artmışsa, ne yazık, Cenab-ı Hak âmiretin nasibe buyuruyor. Bir de onun hesabıyla gidecek. Boş yere bir kendi bir yorgunluktan başka bir şey değil. Önce bir mümin bir namaz efendimin namazına bakacağız. Namazı benden gördüğünüz şekilde kılın buyuruyor. O hedef, o hedefe ne kadar yaklaşabileceğiz? Tabi bu namazın tadili erken var mı? Kıraatimiz düzgün mü? Huşu var mı? Duyuş var mı? Ne kadar cemaatle namazımızı kılıyoruz? Bir muhasebesi ne oluyor? Evlatlarımıza ne kadar kıldırıyoruz? Onların istikbal olan ahiretini ne kadar düşünüyoruz? Efendim, üç şey sevdirildi. Onlardan biri de gözümün nuru namaz buyuruluyor. Diğer hanım buyuruluyor, Sâlihâ hanım. Demek ki kız yavrularımızı nasıl yetiştiriyoruz? Onların istikbali nerede arıyoruz? İstikbali Allah mı verir? Fânilerin verdiği varaklar mı, kağıt parçaları mı verir? Bir Kur'an kursundan geçirdik mi? Bir imam hatibe getirirken hocalara gidip görüştük mü? Hocalar buna hakikaten kâmil kâmile hoca hanımlar mı, hocalar mı, değil mi? Nasıl bir yüksek tabaka, sosyetik tabaka, kolejler arar? Hangi kolejin öğretmenleri daha iyi de onu araştırır? Biz de hangi Kur'an kursunu, hangi imam hatibin hocaları daha düzgün, yavrumu oraya vereyim de ona bir ahiret saadetini temin edeyim. Yarın onun hayatında bana pişmanlık gelmesin. Eyvah vah vahlar olmasın. Ondan sonra bilhassa bu üç ayla Efendimiz malı nasıl kullandığını, infakını ve cömertliğini uzun uzun tefekkür edeceğiz. Zira o son nefesine kadar bir infak halindeydi. Sonra kendi kazandığımız malı nasıl harcayacağımıza dikkat edeceğiz. Acaba o paramız hayra mı gidiyor, boşa mı gidiyor? Onu tefekkür edeceğiz. Eğer bir boşa gidiyorsa, hayra gitmiyorsa, demek ki parada irade var, bende irade yok. O onun için nasıl kazanır, kazandığı yere doğru akıp gidiyor. Kendimi kazandığımız parayla bir aldığımız maaşla bir kendimizi bir memursak, imamsak vesaire, öğretmensek kendimizi bir muhasebe edeceğiz. Helalden kazanacağız. Bir de sahabi fani dünya malını infak etmekle ebedileştirdi onu. Bu kalbin bir sanatıdır. Kalbin merhamete rağm olmasıdır. Beden almakla doyar, ruh vermekle doyar. Diğer bir düşüncemiz, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kulluk, ibadet, hizmet dolu yaşayışını bütün ihtişamını idrak edeceğiz. Sonra kendi ibadetlerimiz, hizmetlerimizi bir muhasebe edeceğiz. İbadetlerimiz, infaklarımız, hizmetlerimiz gönlümüze bir huzur mu veriyor yoksa bir yorgunluk mu oluyor? Yorgunluk, bıkkınlık hissetmeden manevi bir heyecan, aşk, vecd ile mi ifa ediyoruz hizmetlerimizi? Ki sahâbî öyle bir hal oldu ki bu tahsilden sonra ta Çin'e kadar gitti, Semerkant'a gitti, Keyravan'a gitti, Afrika'nın ortalarına gitti, yorulmadı. Üşenmedi. Çünkü Rasûlullah Efendimiz'i gönlünde taşıyordu. Orada bir rabıta halindeydi. Rabıtanın iki kalplerinin bir ceyran hattıdır. Sahâbî o ceyran hattını sağlam tutuyordu. Bütün bu tahlillerden sonra bütün bu kendimizi eshâb-ı kirâm ile kıyaslayacağız.
Onlar Efendimiz nasıl bir aşk ve bağlılıkla ram oldular? Nasıl bir muhasebe içinde oldular ve hangi endişeleri yaşadılar? Bilhassa son nefes endişesi. Bunu tefekkür edince onlar nasıl fedai can halinde oldular? Emret ya Resul, canım malım her şeyim sana feda olsun dediler. Buna mukabil kendisinin efendine bağlılık ve aşkının hangi seviyede olduğunu, tükenmekte olan hayat sermayesinde hangi endişeler içinde bulunduğunu düşünecek bir mümin. Efendinin Rauf ve Rahim olduğunu düşünecek. Kendisinin merhameti ne kadar olacak? Neleri dikkat edecek? Toplumu mu göz alacak? Toplumla mı kendini kıyas edecek? Hayır. Cenab-ı Hak İslam'a giren ilk muhacir, yani Mekkeliler 13 sene zulme katlandılar. Ensar 10 sene mallarını, canını bezdettiler, Allah yolunda adadılar. Cenab-ı Hak onlara tabi olan ihsan sahibi, onlar gibi ikram sahibi, ihsan sahibi olunması Cenab-ı Hak arzu ediyor. Yani daima her halimizi bir asr-ı saadetle bir mizan etme durumdayız.